Cümleten selamünaleyküm. God Premium'la her şey sıfırdan Rosetta bölüm 6 ile karşınızdayım. Arkadaşlar serimizin ismini değiştirdim. Çünkü Gold Pre çektiğimiz için sıfırdan serisi yapan arkadaşlara haksızlık olurdu. O yüzden de Gold Pre'mizin Trinası vesaire açıldı. Geniye Hammer'ı onları sattım. Şöyle izleyelim. Evet, gördüğünüz gibi kalın itemlerimiz burada. Şimdi Trina'mızdan gelen parayla ve Geni Hammer'ımızdan gelen parayla şöyle üstüme bir tane, elime bir tane silah, şöyle takılarımı vesaire halledeceğim ki görev yapmaya başlayalım. Bugün izinliyim, bir aksilik olmazsa çarımızı bugün 72 level yaparım diye düşünüyorum. Şöyle BDV'lerden gelen 7 tane Victory kağıdımızla da bir tane 62 kağıdı alacağım. Priest'in şununla da daha rahat, daha seri bir şekilde görevlerimizi yapacağımızı düşünüyorum. Şimdi dilerseniz ben şu seriden takılarımızı bir alayım. Evet, şöyle sağ alttan görebilirsiniz. Bir tane Iron Impact 38 bıçağı aldım. Şöyle Belt of STR, Old Platinum Earring, şöyle de Diamond Ring aldım. Totalde paramız 37 M'e kadar düştü arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz sağ alttan. Şimdi BDV'lerden gelen kağıdımızla Minevre'ye geliyoruz abi. Şuradan da şöyle huzurlarınızla şu kağıdımızı, 62 kağıdımızı alıyoruz. Buradan da biraz taş alalım ki görev yaparken herhangi bir sıkıntımız olmasın. Şöyle bir atağımızı bu şekilde bir kontrol edeceğim ama öncesinde şuradan, nerede Priest abi? Şöyle bir 2500 tane alalım. Para gidecek ama olsun, yapacak bir şey yok. Çünkü görevleri yaparken çok iyi olacak. Arkadaşlar böyleyken atağımız 1452 idi. Şimdi her şeyi takıyorum. Gördüğünüz gibi 2335. Yani ben bu şekilde çok rahat bir şekilde görev yapabilirim. Hiç sıkıntımız olmayacak. Şimdi bitirebilirsem 3 adet Drakim var. 3 adet Drakim'in sonuna kadar gideyim ki orada chat görevim vardı. Chat görevini bitiririm. Burada da şu görevi de bir tazeleyelim. Başlayalım görevimize. İlk Drake haklarımızı, ardından da Eslant'a gider. Artık çarımızı bir an önce 70-72 level yapalım ki şu zımbırtımızı, heli skillimizi açalım. Seri seri Eslant'ta, CZ'de farmımıza başlayalım. Hadi bakalım Drake haklarımızla farmımıza. Hatta şöyle de farmımıza başlamadan da şöyle paramızı 35M'i bankamıza koyalım. Güncel bankamıza bu şekilde. İlk Drake hakkımızla başlayalım. Uzun uğraşlar sonu yaklaşık 7 saat kadar falan canlı yayında kaldık. 4 saat bir yaptım, 3 saat bir canlı yayın yaptık ve levelimizi 72 yapabildik sonunda. Bize yardım eden kriminal, narkotik, bir de İbrahim Oruç vardı, ismini yanlış söylemediysem. Ara ara gelip bize destek attılar. Yani troll, işte bir arkadaş troll tarafını, bir arkadaş kargül tarafını vesaire yaptı. Akşam da yayında bir parti kurduk. Görevlerimizin çoğunu bitirdik. Birkaç görev kaldı. Chat görevleri vesaire. Çarımız 72 level oldu. Şöyle bankamıza göstereyim. Görevleri yaparken 10M'e yakın para gitti ne yazık ki. Şöyle de yayındayken bir tane kargülden MD ve bir Drake'ye girdik. Drake'den de bir tane de Weapon Breaker aldık. Onun harici ekstra hiçbir şey yok. Birazcık pot depoladım. Mana ve şöyle can potu. Bugün günlerden cuma Cumartesi, yani bir gün boyunca cuma günü neredeyse full görev yaptım diyebilirim. İnanın görev yapması zor ama akşamları ex-parti kuruluyormuş. Bunu söyleyebilirim yani. Ex-parti dedim, görev parti kuruluyormuş. Şimdi ben her şeyimi hallettim. Sabah saatleri işten yeni geldim. Saat şu anda 8.36. CZ'de farm atabilir miyim bilmiyorum ama CZ'nin tadına bakacağız abi. Her şeyimiz hazır olması gerektiği gibi. Dilerseniz ilk CZ farmımıza çıkalım. Bu arada 70 level olduk. Rift'te kastık. İlk Rift'ten de 105 tane kasabildik. Bundan da 15 gün var. 2 tane 3 tane Draki box alırsak bu da bizim farmımıza eklenir diyoruz. Şimdi dilerseniz ilk durağımız troll olacak. Eğer trollle kasabilirsem 1 saat kadar falan trollü durmayı düşünüyorum. Eğer orada kasamazsak hemen EMC'de Stone Golem ya da Esnaf'taki Stone Golem'e gideceğiz. Bilmiyorum. Draki BDV'lerden de gelen şöyle 2K yakın NP'miz var. Zaten bu çarada herhangi bir, ne bileyim, kalkan vesaire yapmaya hiç gerek yok. Şöyle size Undi AC, normal artı AC ile bir göstereyim abi. Undi ile alamıyoruz biz. Şöyle 1500 atıyoruz kendimize. 1500. Bir de AC ile canımız 3200. Büyük ihtimalle kritik ve bıçağı tek yeriz gibi. 600 canımız var. Defansımız var. Pardon. Şimdi lafı çok uzattıktan sonra dilerseniz troll'e doğru yavaş emin adımlarla gidelim. CZ birazcık sakin gibi. Daha geleli 1 dakika oldu. Yani bir slot kestim. Şöyle TSM'imizi aldık. Şöyle kesilişini de size göstereyim abi. Komple old takılıyoruz. Elimizde de artı 4 large breaker var. 108 ataklı. Tabi bunu ileride artı 6 yapacağız. Hatta şu anda da yapabiliriz. Bilmiyorum. Durum neyi gösterecek? 1600 AP'li. Trollü çok rahat dönebiliyoruz. Amacım burada birazcık kasabilsem çitin kasmak. Biraz da Weapon Breaker var bankamıza, deminden gösterdiğim gibi. Onları harmanlayıp videonun sonunda, yani artı bir olarak satmak yerine biraz daha şans oyununa, tabi basmak hata ama eski server olduğu için birazcık daha yüksek ben satmak istiyorum. Mesela artı 1'i 1M ise artı 5'i de, örnek veriyorum, artı 6'sı, özür dilerim,
İşte kaç emdir? 5 emdir, 6 emdir. Bu şekilde satmak daha mantıklıdır. Daha seri gideceğini düşünüyorum. Zaten birkaç bölüm sonra onun da ayarını tuttururuz gibi. Durumlar böyle. Şimdi ben burada kasmaya başladım. İnşallah bol bol çitin alırız. Burada bir saat kadar durmayı düşünüyorum. Dediğim gibi kesilişte bu şekilde çok rahat bir şekilde kesiyoruz. Dilerseniz ben şunu da kestikten sonra farmıma tam gaz devam edeyim. Yaklaşık 50 dakikadan beri trolldeyiz. Şöyle gösterebilirim. 18 adet TS, bir tane MS, bir tane de kırdırmalık şişer aldık ama ne yazık ki beklediğim gibi olmadı. Yani bir tane veya iki tane çitin alabilirim diye düşünmüştüm. Ama ne yazık ki olmadı. Sota giderken de üstümde 200K'ya 100K para vardı. 400K coin'den kasmışız abi. Şu large breaker'ımızı tamir ettirelim. Hatta şunlar da zaten burada para etmeyecektir. Şunları da bir satalım abi. 400K nakitten kasmışız. 18 tane TS, bir tane kırdırmalık şel, bir tane de MS. Gayet güzel. 105-110K'dan çok rahat satılıyor. Ben kendim de aldım. 110K'da neyse 2M burası yapıyor abi. 500K'da böyle, yani en kötü Gold Premium ile bile 45-50 dakikada bize gelen para, yani 2,5M para diyelim. MS'nin de drop'u sürpriz olsun. Yine aynı şekilde Shell'imizin drop'u da sürpriz olsun. Şimdi işten geldiğim için belki birazcık dinlenebilirim. Uzun süre devam etmeyeceğim. Çünkü orada geniye falan bırakanlar oluyor. Bakalım, olursa eğer bir ağaçları denemek istiyorum. Hatta şöyle bir ufaktan ben bir gideyim. Ağaçta kasabilirsem bir yarım saat, bir saat de ağaçlarda kasayım. Ardından biraz dinlenip tekrardan farma devam edeceğiz. Şimdi dilerseniz ben şöyle seriden bir ağaçlara bir gideyim. Dediğim gibi durabilirsem kasacağım. Duramazsak da artık EMC'de veya Esnaf'ta görüşürüz. Şöyle CZ'de ilk kilimizi verdik. Biraz ağaçlarda kasabildim abi. Şöyle bir tane ağaç atak SC'de, bir tane defa, iki tane defans SC aldım. Vallahi iyi, sabah saatlerinde birazcık daha sakin oluyormuş. Şöyle çöpleri de bir seriden bir satayım abi. Ne kadar gelecek? Şöyle HP bir şey yok. Gayet güzel 1M400K. Valla 10-12 dakika falan durdum. TS'leri de bir arkadaşla konuşuyoruz. Sundress'e satıyorsan bana sat dedi. Galiba onları da 105K'dan falan vereceğim gibi, bakalım. Evet, varıyor arkadaşımız dedi ki 110K'dan alayım hepsini dedi. Tamamdır, biz de arkadaşımıza hemen 110K'dan şöyle seriden satalım. AC'sini de atalım. Helini de tutalım abi. Gayet güzel oldu. Hemen kastık ki kastığımız gibi satmamız bizim işimize yarıyor. Şöyle trade attı bize. Şöyle koyalım abi. 18 saniye bize paramızı versin. 2M para verdi. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Teşekkürler diyelim. Yani gayet güzel abi. 2M para. 1M de şuralardan kastık, ağaçlardan. Gayet güzel. İlk CZ farmımız güzel tatlı oldu ya. Sevdim yani bu işi. Şimdi uykum da açıldı ama parayı görünce farm atmaya başladık ya. Şimdi bir yarım saat, bir saat kadar falan daha durabilirsem duracağım. Drake haklarım da yenilenmiş. Onlar duruyor. Eğer kesilirsem Drake haklarıma devam ederim. Kesilmezsem bir tur daha şöyle bir üstüm RPM gelene kadar bir tur daha şurayı dönmek istiyorum. Devam ederim. Evet, CZ farmını burada salıyorum abi. Totalde 4 tane ağaç atak SC, 2 tane normal SC kastık. Biraz da şöyle zaman geçirebilmek için şöyle slotlara dolanırken Cardinal slotuna kaldım bir 15-10 dakika kadar falan. Bir turda tohumlu düştük. Çöpleri son olarak satalım abi. Valla CZ'ye çıktık 100K parayla. Şu an olmuş 4M, 4,5M para, bir tane MS, bir Shell. Yani bu şekilde gayet güzel ilerliyoruz şu anlık. İlk CZ farmımız böyleydi. İyi. Şimdi ben birazcık dinleneyim. Ardından Drake haklarımızla, BDV ile, Kaos'la, Riff ile karşınızda olacağım. Size tekrardan keyifli seyirler. Sizden tek bir ricam var abi. Şu videoya bir like atın. Keyfimiz, moralimiz yerine gelsin. Hadi bakalım, farmımıza tam gaz devam edelim. Nereden baksanız tam bir gündür falan oyuna girmiyorum arkadaşlar. Şöyle CZ'yi birazcık sakin buldum. Biraz troll döndüm. 6 TS oradan. Biraz da ağaçlardaydım. 10 tane defans ağaç SC, bir de 2 tane ağaç atak SC çıkartabilmişiz. Şöyle çöplerimizi geldim birkaç kere RPR'ye, bir tane de MS'miz var. Yani her şey iyi güzel gidiyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım abi. Bankamız nerede bizim? Bankamızda 3 tane Weapon Breaker, 1 tane de MD var. Şimdi Drake haklarımızda 3 adet Drake hakkımız duruyor. Onlardan da 3 adet Drake'ye girelim. Belki Weapon Breaker falan alırız. Ardından da MS falan atarsa bir iki tane de galiba Eşev'de MS'miz var. İlk önce Drake haklarımıza, sonradan da MS'lere girelim. Ardından da şu Weapon Breaker'ları basalım, bakalım premium varken üstümüzde bize bir şey atacak mı? Yani artı basmada birazcık etki olacak mı? Tamamen şans işi Emble ama hani birazcık Gold Pre'nin etkisi olduğunu, yani premium'un etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Kendi fikrim böyle. Hadi Drake haklarımızla farmımıza tam gaz devam edelim. Bu arada Lost Warrior ve Niguri arkadaşımız takipçimizmiş. Onlara da buradan çok selam olsun. Hadi hemen hızlı bir şekilde gidelim. Drake haklarımıza başlayalım.
Evet, Draki haklarımızı bitirdik. Maalesef bir tek Draki Commander Bey'i çalabildik. Şöyle görevimizi daha bir teslim edelim. İyi, güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi diyorum ki ben şu 4 tane üstümüzdeki Draki şeye girelim. MS'ye girelim. Ardından da upgrade'imize geçelim. Şöyle bankamı da seriden size bir göstereyim. Evet, bankamızın da durumu bu şekilde. En azından şu 3 tane Weapon Breaker, bir tane MD'yi upgrade ederiz. Ardından da bunları pazarımıza koyar, satmaya çalışırız. Durumlar bu şekilde. Hadi hep beraber şu 4 tane MS'imize seriden bir girelim. Adet MS'den şöyle bir tane Old Silver Earring aldık. Bu birazcık para yapacağını düşünüyorum. Yani öyle söyleyebilirim. En kötü 4M, 3M, 5M vardır. Rahatız, o konuda sıkıntı yok. Bunları da aslında basmamam gerekiyor. Yani 1M de olsa satmam gerekiyor ki bize biraz getirisi olsun. Benim sadece amacım bir kere olsun Gold Premium'la, ya bir de eski server olduğu için zaten video içinde açıklama yaptım. Artı bir birazcık zor gidiyor diye biliyorum. O yüzden de bir kereliğine mahsus bu Weapon Breaker'ları basmak istedim. Şöyle de kağıtlarımızı vesaire aldım abi. Tek seferde ne çıkarsa basarız. Yani geçerse geçer, geçmezse yapacak bir şey yok. İlki artı dörde yanması da bizi gerçekten çok mutlu etti. İnşallah ikincisi de yanar ki her zaman dediğimiz gibi garibanın yüzü gülmez abi. Buradan iki tane artı altı çıkartırsak güzel olur bizim için. Çıkmazsa da canımız sağ olsun. Dediğim gibi denemek istiyorum derken bu kadar da erken yanması çok garip ya. Oho, 3 Weapon Breaker'ın 3'ü de yandı. 3 de artı 4'e. Bu da artı 5'e yanar. Başlamadan bitmiş bir şey olur. Artı 5. Artı 6'ya sallayacağız abi. Yapacak bir şey yok. Tamam. Bunun artı 6'sı 4M, 5M yapacaktır. Bu sadece bizim masrafımızı çıkartır. Ben diyorum ki hani upgrade'in burada hani şeye yeniliyoruz ya, hani kendi böyle nasıl söyleyeyim, bir şeye yeniliyoruz böyle, hani anlatamıyorum size tam onu. Gaflete mi geliyoruz artık, bir anlık sinire mi ne? Şu anda mesela ben o 3 tanesinin artı 4'e yanmasından aşırı derecede tilt olduğum için bunu artı 7'ye atmak istiyorum abi. Hiç yani şu anda biz 1.5M upgrade scroll'lara verdik. Şunlara verdik. 1, 2, 3, 4M de öyle 7M zararımız var. Bu geçerse 10M yapar. Her türlü ufacık bir kar etmiş elde, yani 2M falan kar etmiş oluruz. Neyse. Sinirlenince konuşamıyorum bile. Zaten bu son olacaktır, emin olabilirsiniz. Şöyle orta slotta, ikinci slotta bir tane preview atıp bastım gitti abi. Attım ton. Geçti herhalde. Aynen. Tamam. Yani bunu istiyordum. Bunun geçmesi gerekiyordu. Bizim gayet şu anlık, yani az da olsa bir buz kadar, iki buz kadar bizim şansımız yaver gitti. Şöyle de görebilirsiniz, gayet güzel bir şekilde upgrade'le, yani upgrade'imiz iyi geçti. Baksana hala konuşamıyorum bile, siz düşünün. Durumlar bu şekilde. Şimdi bir de şöyle bir ufacık bir hesap kitap yapalım. Aslında bunu yapmak istemiyorum. İlerleyen zamanlarda yapmak istiyorum. Yani birazcık da böyle CZ'ye falan hakim olayım. O zaman yapmak istiyorum böyle hesap kitap işlerini. Bu bölümde bir tane artı 7 MD, 17 taneye yakın upgrade, ağaç atak SC, 12 taneye yakın defans SC, 7 tane TS'miz var. 3M'e yakın da nakit kasmış durumdayız. Potumuz vesaire de zaten trollerden ve ağaçlardan kasıyoruz. Durumlar bu şekilde. Gayet güzel bir farm, güzel bir şeyler yapmaya başladık. Şimdi bu videoyu burada sonlandırmam gerekecek. Bu arada Seha dostum bir şey sorabilir mi demiş. Aleykümselam diyelim. Bu arada bu bölüm birazcık kısa oldu. Biliyorum işlerimden dolayı pek giremiyorum. İnşallah diğer bölüme güzel bir şekilde hem pazarımızı yapmış hem de birkaç parça çarımıza bir şey koymuş bir şekilde başlayacağımızı ümit ediyorum. Eğer siz de benimle beraber zevk alıyorsanız videolarıma like atabilir. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla, kendinize çok iyi bakın.